Merhabalar. Bugün Experience Talks'ta konuğum Alihan. Alihan bize Global Volunteer tecrübesini, neler yaşadığını, nereye gittiğini baştan sona anlatıyor olacak. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyiyim, teşekkürler, sen? Ben de iyiyim. Biraz kendinden bahseder misin? Kimsin? Nesin? Neler yapmaktan hoşlanırsın? Hobilerin neler? Boş zamanları nasıl değerlendirirsin? Tabii bahsedeyim. Adım Alihan. İstanbul Teknik Üniversitesi 3. sınıf ekonomi öğrencisiyim. Neler yapıyorum? Kitap okumayı seviyorum. Flüt çalıyorum boş zamanlarımda. Bunun gibi hobilerim var. Okulun yanında şu anda da Isaac'te aktif olarak zaten rol alıyorum. Bu şekilde. Ne yapıyorsun Isaac'te? Şu an Isaac'te gelen taraflı kurumsal stajlar koordinatörlüğü yürütmekteyim. Yani Türkiye'ye gelecek olan profesyonel ve girişimcilik stajlarının ulusal yöneliminden ben sorumluyum açıkçası. Isaac'le tanışman nasıl oldu peki? O biraz komik bir hikaye. 2014 yılında ilk üniversiteye geldiğimde, o zaman İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesindeydim. Yurtta kalıyordum ve yurttaki bir arkadaşımla sohbet ederek aslında Isaac'in varlığından haberdar oldum. Hatta çok komik ki Isaac'in yazılımını ISAAC olarak anlayıp bu şekilde araştırma yapıp sonrasında bulamamıştım. Bir hafta sonra tekrar konusu açılınca sorup doğru şekilde yazıp aslında Isaac platformuyla tanışmış oldum bu şekilde. İlk tanışma bu şekilde oldu. Yurtta arkadaşımla muhabbet ederken. Isaac'le tanıştım. Daha sonra Global Volunteer projesine gitmeye karar verdim. Peki o karar verdiğin anı hatırlıyor musun? İşte şimdi katılmam gerekiyor diye bir an yaşadın mı? Evet. Açıkçası ben okulumda çok mutlu değildim. Hukuk okumak isteyen bir insan değildim. O yüzden hukuk okurken bir yandan da yapabileceğim farklı aktiviteler arıyordum. Yani işte yurt dışında bir sosyal sorumluluk projesi olabilir bu. Türkiye'de herhangi bir kulüp olabilir vesaire. İşte o arkadaşımla yaptığımız muhabbetin üstüne Isaac'le staja gitmenin mantıklı olabileceğini düşündüm. Zaten okulumda herhangi bir devam zorunluluğu yoktu. Dolayısıyla beni bağlayan herhangi bir şey yoktu ülke içerisinde. Gitmemde herhangi bir sakınca görmüyordum. O an, karar verdiğim an aslında Isaac platformuna ilk girdiğim an diyebilirim. Yani platform sayfasına girer girmez gideceğimi biliyordum açıkçası. Peki sence sosyal sorumluluk üniversite öğrencileri arasında popüler mi? Ya da bu konuda biraz eksik mi kalıyoruz? Bence gerektiği kadar popüler. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi aslında şu anda büyük işe alım yapan firmaların sosyal sorumluluk taraflarına biraz önem tanıması. Ama gençlerde özellikle üniversite öğrencilerinde dikkat çeken ikilemden bir tanesi şu ki öğrencilerin aslında CV'lerini geliştirmek için sosyal sorumluluğa ilgi duyduğunu yoksa gerçekten sosyal sorumlulukla ilgili oldukları için mi bu tarafa yöneldiklerini anlamak biraz açıkçası işin içinde olan bir insan olarak zorluyor diyebilirim. Ama genel olarak bir algı varlığından söz edebiliriz. Sosyal sorumluluğun bilincinde herkes ama ne amaçla yaptıklarını tabii ki %100 emin olamıyoruz. Peki projeye giderken ülke seçiyorsun. Ülke seçerken kriterin neydi? Neye göre seçtin? Ya açıkçası o anda böyle çok bir ülke tercihim yoktu. Çünkü Isaac'in kapsamını bilmiyordum henüz. Yani bu kadar geniş olduğunu bilincinde değildim. Ve o her ilk üniversiteye başlayan gençte de olduğu gibi bende de aslında bir Avrupa hayranlığı vardı. İşte bir Avrupa'ya gideyim, Avrupa göreyim vesaire. O yüzden Avrupa'daki ülkelere bakıyordum. İtalya'ya karşı da sürekli hep benim bir sempatim olmuştu açıkçası. İtalya'da proje olduğunu görünce hiç tereddüt etmeden başvurdum. Peki projeni seçerken kriterlerin var mıydı? Mesela hangi amaca hizmet ettiğine vesaire baktın mı? Neye? Evet. Açıkçası o zamanlar Türkiye'de bazı karışıklıklar meydana geliyordu. Gezi Parkı olayları vesaire ve insanların, özellikle yurt dışındaki insanların ülkeye karşı bakış açısında belli bir stereotip oluşmaya başlıyordu. Ve insanlar Türkiye'den korkmaya başlıyordu. Açıkçası ben de projemi seçerken buna etki edebileceğim bir şeyler olmasını istedim ki kendi fikirlerimi, kendi Türkiye bakış açımı yansıtabileceğim. Aynı zamanda diğer sosyal konular hakkında da konuşup insanlara bilgi verebileceğim bir ortam yaratmak istedim. Çünkü İtalya'ya gitmek demek benim için bir kültürel değişim olsa da benim aslında o insanlarla bir araya gelmem de bir nebze onlar için de bir kültürel değişim olacaktı. Ve bunu en had safhada yaşayabileceğim bir proje seçmek istedim. Proje seçerken göz önünde bulundurduğum şeyler bunlar da açıkçası. Anladım. Peki yola çıkmadan önce korkuların var mıydı? Tabii mutlaka vardır ama neydi spesifik olarak? Tek başına olmaktan mı korktun? Yoksa oraya gittiğinde neyle karşılaşacağını bilmediğin için mi korktun? Ya açıkçası Antakyalıyım ben. Antakya'nın küçük bir belediyesinde doğup büyüdüm. Dolayısıyla çok böyle metropoliten bir yer değildi. O yüzden İstanbul'a taşınmak bile başlı başına benim için büyük bir korkuydu. Ve İstanbul'a geldikten birkaç ay sonra İtalya'ya gidecek olmanın verdiği korku inanılmaz büyüktü tabii ki. Korktuğum şeyler nelerdi? Senin de söylediğin gibi aslında
yalnız kalmaktan korkuyordum ve belirsizlikten de korkuyordum. Çünkü nerede kalacağımı, beni kimin alacağını ya da işte sürecin nasıl ilerleyeceğine dair tabii ki bilgilendiriliyordum karşı taraftan ama %100 güvenemiyordum yani. Bir içimde bir korku vardı ve oraya gittikten sonra sonuçta 6 haftalık bir süreçten bahsediyoruz ve kolay bir süreç değil. 6 hafta boyunca yurt dışında tanımadığın insanlarla özellikle rahat olmadığın bir alanda yaşamak kolay bir iş değil. Dolayısıyla benim de korkularım biraz bu yönde evrilmişti diyebilirim. Temelde bunlardı. Peki bu korkularından ailene veya arkadaşlarına bahsettin mi? Açıkçası, ya da onlar nasıl tepki verdi? Bahsetmemem gerekiyordu. Çünkü ailemden izin alma konusunda orada bir sıkıntı yaşayabilirdim. Ne zaman anne babamla konuşsam her şey yolunda diyordum. Ki her şey de yolundaydı aslında. Her gibi sıkıntı yoktu ama bu korkularımı paylaşmam ailemi tedirgin eder korkusuyla ailemle paylaşmaktan çekiniyordum biraz. Ama arkadaşlarımla paylaşmaktan çekinmedim tabii ki. Hatta daha önce projelere giden insanlarla konuşmak vesaire de beni inanılmaz rahatlatmıştı. Peki tepkileri nasıl oldu sana karşı? Desteklediler mi? Zaten hani bu tarafta Türkiye'de 6 hafta olmaya oluşumun herhangi bir kayıp oluşturmadığı için onlar da herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmediler. O yüzden herhangi bir problemle karşılaşmadım. Peki gitmeden önce valiz hazırlarken neler koydun içine? Neler almak istedin? Neler aldın? Evet. Bu biraz zorluydu benim için valiz hazırlamak. Çünkü hayatımda ilk defa yurt dışına gidiyorum. 6 haftalığına gidiyorum. Hava durumuna göre dair bir fikrim var ama tam olarak ne olacağını bilmiyorum. Dolayısıyla bir tam büyük valiz, bir de küçük valize gidip alabildiğim her şeyi almıştım yanında. İşte kışlık kıyafetler, yazlık kıyafetler, şortlar, kabanlar, yani her mevsime ayak uydurabileceğim kadar her şeyden biraz biraz almıştım açıkçası. Ama ondan ziyade tabii ki günlüğümü almayı unutmadım. Çünkü hayatımdaki ne bileyim en büyük kırılma noktalarından bir tanesiydi ilk defa yurt dışına çıkış anı. Dolayısıyla bunu kayıt edip daha sonra hatırlayabileceğim bir materyale ihtiyacım vardı. Bu da benim için açıkçası vazgeçemediğim günlüğümdü. Peki eşleşme sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşadın mı? Aslında hayır ve eşleşme sürecim inanılmaz hızlıydı. Şu anda ailenin içinde olmama rağmen nasıl bu kadar hızlı yapabildiğimi, olabildiğini aslında çok da kafamda yediremiyorum. Projelere başvurdum. Projelere baktım. Bu İtalya'daki projeyi beğendim, başvurdum. Ertesi gün bir mail aldım, mülakat yapabilir miyiz diye. Ben de tabii dedim, mülakatı aynı gün içerisinde gerçekleştirdik. Ertesi gün onayımı aldım. O zaman İstanbul Şubesi'ne bağlıydı benim üniversitem, İstanbul Üniversitesi. İstanbul Şubesi'ni arayıp IBAN numarası isteyip parayı attım. Ve aynı gün içerisinde, yani 3 gün içerisinde eşleşmiş, 2 hafta sonra da İtalya'ya gitmiştim. Yani bu prosedür çok rahat işlemişti benim için. Eşleşme sürecin rahat geçmiş. Peki projen nasıl geçti? Yani fiziksel koşullar, kaldığın yer, proje alanı nasıldı? Rahat mıydı? Biraz bu fiziksel koşullardan bahseder misin? Tabii. Bence ben Isaac stajyerlerinin en şanslılarından bir tanesiyim. Çünkü inanılmaz koşullara denk geldim. İlk İtalya'ya gittiğimde 3 kişi pankartlarla beraber beni almaya, karşılamaya geldiler vesaire. O pankartımı hala saklıyorum kendi odamda. Sonrasında oradan beni yanında kalacağım aileye götürdüler. Yanında kalacağım aile gerçekten inanılmaz host family olmak için yani beni ağırlamak için inanılmaz uygun bir aileydi. Beyefendi ailenin babası UN'de çalışıyordu. Birleşmiş Milletler'de çalışıyordu. Annesi ressam ve resim öğretmeniydi. İki tane de kızları vardı. Onlar da işte sporla ilgilendi vesaire. Ve Roma'nın merkezinde alt alta iki daireleri vardı bir binada. Bu binadaki alt katı bana vermişlerdi. Yani kendi başıma yaşayabileceğim komple bir dairem vardı aslında Roma'nın ortasında ve bu benim için inanılmaz büyük bir şanstı. Okula ulaşımım çok rahattı aynı şekilde. Tek otobüse gidebiliyordum. Bazen kızların arabası vardı. Arabayla gidiyorlarsa arabayla gidip gelebiliyorduk. Dolayısıyla o da çok rahattı. Lojistik anlamda açıkçası gerçekten hiç sıkıntı çekmediğimi söyleyebilirim. Peki gittiğinde bir günün nasıl geçiyordu? Benim projem biraz yoğundu aslında. Sabah 8'de başlıyordu program. Öğleden sonra 2'de okul bitiyordu. Okul programıyla doğru orantılıydı. Sabah 7'de kalkıp okula gidiyordum. 8'de dersler başlıyordu. Verdiğim dersler tabii asistanlık yaptığım için çeşitlilik gösterebiliyordu. Bazen bizim ülkemizin eğitim anlayışından bahsederken, bazen kürtajın şu anki dünyada nasıl karşılandığı üzerine de tartışabiliyorduk. Dolayısıyla günden güne birlikte olduğum sınıf ya da anlattığım konular değişiklik gösterebiliyordu. Konuları anlattıktan sonra, 2'den sonra genelde Isaac ofisine gidip tanıtım yapıyorduk. Yani biraz tecrübemizden bahsediyorduk insanlara. Türkiye'nin yine güvenli olduğunu ve aslında Türkiye'de de böyle şeylerin, böyle programların var olduğunu anlatıyorduk.
diyebilirim. Sonrasında aileyle beraber akşam yemeği yiyorduk hep beraber. Çıkarsak dışarı çıkıp geziyorduk biraz. Sonrasında tekrar eve geliyorduk. Ben bu esnada ertesi gün alacağım konuları hazırlığımı yapıp uyuyordum. Aslında sorumun birine de cevap vermiş oldum burada. Boş vakitlerini nasıl değerlendiriyorsun diyecektim. Ailenle veya Isaac ofisinde sanırım geçiriyormuşsun. Projede sen hariç kaç katılımcı vardı ve onlarla aran nasıldı? Yanlış hatırlamıyorsam benim dışımda 3 katılımcı daha vardı ben kış döneminde gittiğim için. Çok kalabalık değildik. Benimle beraber bir Türk daha vardı. Bir Pakistanlı, bir de Arjantinalı vardı. 4 kişiydik projede. 5 kişiydik. Bir de Yunan bir kız vardı, Erini vardı. Biz Erini ile aynı okulda çalışıyorduk. Diğerlerinin farklı okulları vardı. Ama günün sonunda her ders çıkışında tekrardan hep beraber buluşup beraber bir aktivite yapıyorduk. Ya da Isaac ofisine gidip Isaac çalışanlarıyla beraber vakit geçiriyorduk vesaire. Peki kültür farklılığı seni nasıl etkiledi? Yani biraz İtalya'yı anlatır mısın? Kültür olarak ne derece farklı Türkiye'den? Ya açıkçası eğitim alanında bir proje olduğu için beni en çok etkileyen şeyler eğitim alanındaydı. Şeyi düşünüyorum şu anda. Biz hani normal standart bir eğitim hayatı nedir Türkiye'deki insanların? İşte 5. sınıfa kadar okula gider gelirsin. Sabah 8, akşam 3, öğleden sonra 3. Sonrasında 5. sınıftan sonra aslında bizde bir dershane kavramı vardı önceden. Yani benim en azından çocukluğum, gençliğim bu işte 18 yaşına kadar olan, üniversiteyi kazanana kadarki süreçte ben hep sürekli dershaneye gidiyordum. Ve özellikle bizim üniversite sınavına hazırlık sınavımızı düşündüğümde, sen de bana katılacaksındır bu konuda, sabah 8'de okula gidip akşam 5'ler 6'lar belki 8'leri gördüğümüz günler oluyordu. Ve hafta sonu diye bir şey yoktu aslında. Cumartesi pazar da ders görüyorduk, cumartesi pazar da dershaneye gidiyorduk. Ve Türkiye'nin çok büyük bir çoğunluk kesimi, genç kesimi aynı şeyleri yapıyor aslında. İtalya'da karşılaştığım en büyük kültür şoklarından bir tanesi bu insanların lise son olmasına rağmen herhangi bir ekstra çaba sarf etmemeleriydi eğitimleri konusunda. Yani herhangi bir özel ders ya da dershane kavramı yoktu zaten. Ve öğleden sonra 2'de dersleri bitiyordu ve 5 gün okula gidiyorlardı. Dolayısıyla bu beni biraz şaşkınlığa uğratmıştı. Çünkü aralarında bir rekabet yoktu. Bizim Türkiye'de aslında çok fazla rekabet olduğunu zaten biliyoruz ama İtalya'da buna nazaran çok böyle daha rahat bir ortam hakimdi. Ve beni inanılmaz şaşırtıyordu. Çünkü bir sonraki adımın üniversite. Ve üniversite aslında senin sonraki hayatını ve kariyerini belirleyecek en güzel, en büyük adımlardan bir tanesi. Dolayısıyla böyle bir şey konusunda bu kadar rahat hareket edebilmek beni inanılmaz şaşırttı diyebilirim. En büyük kötü şoklarımdan bir tanesi buydu. Diğeri ne olabilir? Bir de İtalyanların yaşam tarzı biraz beni şaşırtmıştı. O da aslında yani genel olarak İtalya'daki yaşam tarzı biraz daha rahat Türkiye'den ziyade. Hani çok fazla stres ya da stres altına girdiklerini söyleyemem. Herkesin belli bir rutini var ve o rutinin dışında zamanın tadını çıkarmasını biliyorlar açıkçası. Türkiye'de olmadığın aksine, yani Türkiye'de birazcık daha kaos ortamı mevcut. Ama İtalya'da bundan ziyade biraz daha bir rahat, bir insanların birbiriyle çok iyi anlaştığı diyebilirim. Çünkü gerçekten herhangi bir anlaşmazlığa tanık olmadım 6 hafta boyunca. Ve bunun üzerine rahat bir hayat sürdüklerini de söyleyebilirim. Projen genel olarak çok keyifli geçmiş, öyle anlaşılıyor. Peki bu esnada herhangi bir sıkıntı, bir sorunla karşılaştın mı? Ya da nasıl çözdün karşılaştıysan? Biraz düşünmem gerekiyor bu soru üzerine. Dil bariyerinden bahsedebilirim biraz. Çünkü her ne kadar bir Avrupa ülkesi olsa da İngilizce seviyesi inanılmaz yüksek bir ülke değil. İtalyanca tabii ki ağır basıyor, yani çok fazla İngilizce iletişim kurmakta zorlanıyorduk. Özellikle öğrencilerimle, yani sınıftaki öğrenciler iletişim kurmakta bazı sınıflarda özellikle inanılmaz zorluk çekebiliyordum. Bu sorunun üstesinden nasıl geldim? Açıkçası sınıfına göre aktivitelerimi şekillendirmeye başladım. Mesela daha küçük sınıflara, İngilizce seviyesi çokları olmayan sınıflarda sanat üzerine aktiviteler yapıyorduk, İngilizceyi içerisine katarak bu için. Bu şekilde ilerliyorduk. Daha üst sınıflarda daha tabii ki advanced, daha yüksek seviyede bir aktivite düzenliyorduk. Yani ilk haftamda, ilk ya da belki ikinci haftanın başlarında yaşadığım bu sıkıntıda geri kalanını bu şekilde planlayarak geçtiğimi söyleyebilirim. Mesela İngilizcesi çok iyi olan sınıflarda münazaraya kadar taşımıştık bu durumu. Peki hangi şehirdeydin? Roma'daydım.
Roma'daydım. Evet. Başka şehirleri gezme fırsatın oldu mu bu sırada? En büyük talihsizliğim o aslında. Çünkü dediğim gibi biraz projem yoğun olduğu için diğer şehirlere gitmeye vakit bulamadım. Özellikle Florence vesaire çok yakındı ama Roma'ya. Maalesef o konuda biraz eksik kaldı projem yani. Gidip her şehri ya da birkaç şehri görme fırsatı da elde edemedim. Fakat Roma'nın içini gezdin. Tabii ki. Tabii ki. Roma'yı şu an bile bıraksan karış karış ezberimdedir hala. Projemde asla unutamam dediğin bir anı oldu mu? İki andan bahsedebilirim bunun için aslında. Bir gece bir international, bir uluslararası yemek organize edilmişti. Yani işte orada bulunan farklı ülkelerdeki kişiler kendi yemeklerini yapıp bir yerde toplandık ve beraber akşam yemeği yedik. Yani unutamayacağım gecelerden bir tanesi olabilir açıkçası. Çünkü bu kadar farklılıklar içerisinde olabilmek, bu kadar işte çok farklı kültürlerin bir arada toplanabileceğini görmek, aynı zamanda hala bu kadar farklı olmamıza rağmen konuşabilecek ortak bir payda buluyor olmak aslında beni inanılmaz etkileyen ve unutamayacağım anlardan bir tanesiydi. Diğeri de Piazza del Popolo diye bir meydan var İtalya'da. O meydanda gerçekleşti. Az önce de bahsettiğim gibi aslında Antakya'nın küçük bir belediyesinden geliyorum. Dolayısıyla çok fazla dış dünyaya hakim değilim. Yani işte dünyada neler olup bitiyor, dünya sorunları nedir ya da kendime özgüvenim çok yüksek değil. O an ama İtalya'da o meydandayken tepede bir yere çıkmıştık. Orada hafif bir yağmur hissediyordu böyle. Sokak lambaları yanıyordu. Aşağıda da bir gitar müziği geliyordu aşağıdan. Birileri canlı müzik yapıyordu. Ve o an gerçekten kendime olan güvenimi hissettim. Yani yapabileceğim şeylerin aslında birazcık daha farkına varmaya başladım. Çünkü bir ay öncesinde, belki bunun 3 ay öncesinde hatta, asla böyle bir şey yapabileceğime ihtimal dahi vermezken şu an oradaydım. Yani o an İtalya'daydım. Kendi başımaydım. Ve bir projedeydim. Bir sosyal sorumluluk projesinin parçasıydım. Ve aslında benim için hayallerim biraz gerçek oluyordu. Düş dünyaya açılıyordum. Kendimi tanıyordum. İnsanları ve dünyada başka neler olduğunu ve ne gibi problemler olduğunu kavrayabiliyordum. O anda açıkçası bu iki an benim tecrübeme dair unutamayacağım en güzel iki anlardı diyebilirim. Peki özgüvenini geliştirdiğini söyledin. Evet. Böyle nokta atışı yapsan, şu özelliğimi geliştirdim desen, tek bir şey söylesen. Çözüm odaklılık diyebilirim. Bununla anlatacak ilgili birkaç hikayem de var aslında. Yani İtalya'ya gitmeden önce, özellikle Isaac organizasyonuyla tanışmadan önce çok konuşkan bir insan değildim. Yani problem, yani konflikt yaşanmasından açıkçası hoşlanan bir insan değildim. Dolayısıyla bir problem olacağını sezdiğimde ya oradan kaçardım ya da herhangi bir müdahale etmezdim. Ama farklı bir ülkede tek başına 6 hafta boyunca yaşamak gerçekten sana inanılmaz şeyler katıyor. Bunlardan bir tanesi çözüm odaklı olmak. Çünkü İnanılmaz fazla problemle karşılaşabilirsin. Etrafında tanıdığın insanlar yok. Hayatında ilk defa tanıştığın insanlar var. Dolayısıyla senin yaratıcılığını kullanıp bu çözüm odaklı olma yeteneğini geliştirmen gerekiyor. Döner dönmez de hatırlıyorum. Ben döndüm İtalya'dan. Isaac'a katıldım ve bir ulusal kongreden dönerken metrobüse telefonumu çaldırdım. 2 yıl önce olsaydı bu ya da 1 yıl önce olsaydı muhtemelen herhangi bir tepki göstermezdim. Hiçbir şey yapmadan sadece durur ve telefonumun çalındığına üzülürdüm. Ama o an bu geliştirdiğim işte çözüm odaklılık yeteneğinden olduğunu düşünüyorum. İşte iPhone Blue uygulamasından girdim. İşte polise gidip işte ifade verdim. Metrobüsü kapattırıp insanların üzerine aramaya başladım vesaire. Böyle hani aslında asla daha önceden yapabileceğim şeyler değilken bunlar. Sonrasında bunları yapabilme kapasitesine eriştim diyebilirim. Tamam. Peki projenin gerçekten amacına hizmet ettiğine inanıyor musun? İyi ki gittim bu projeye diyor musun? Diyorum. Çünkü açıkçası bu orada o lisedeki öğrencilere bir fırsat tanıdığını düşünüyorum bu aracılıkla. Ben lisedeyken ya da ilkokuldayken kimse bize gelip dünyadaki problemlerden bahsetmedi. Kimse bize gelip işte dünyada aslında kadın erkek eşitsizliğinin var olduğundan bahsetmedi. Ya da diğer ülkelerin gerçekliklerinden ve ne gibi problemler yaşadıklarından kimse bahsetmedi. Hangi şehirde yaşıyorsak belki de sadece o kadar problemi bilip gerisine bloke ediyorduk kendimizi. Fakat orada benim o insanlarla beraber olmam bu noktada benim için en azından inanılmaz faydalı gördüğüm bir aktiviteydi. Çünkü
daha liseden bu insanların kafasında aslında böyle problemlerin var olduğunu yerleştirmiştik ki bu da onların ileriki zamanlarda buna doğru bir hareket adım atmaları için belki de yaptığımız ilk adımdı. Belki de o sınıflardan bir tanesinden ileride bir başbakan çıkacak ve bu sorunlara ilgi gösteren bir başbakan olacak. Ya da ne bileyim bir NGO kuracak oradaki çocuklardan bir tanesi ve o kurdukları NGO inanılmaz dünyaya katkı sağlayabilen bir NGO olacak açıkçası. Çocuklara dair gelecekten umutlusun. Kesinlikle. Peki senin geleceğe dair planların neler? Ne yapmak istiyorsun? Ya açıkçası bir kere bu sosyal sorumluluk alanına tüm benliğinizi verdiğinizde devamı geliyor açıkçası. Yani bu saatten sonra sadece kurumsal bir şirkette çalışıp işte kendi hayatımı idame ettirmeye çalışacağım gibi bir kariyer söz konusu olamaz tabii ki. Dolayısıyla benim de geleceğe yönelik hedeflerimden bir tanesi sosyal sorumluluk alanında devam etmek. Bu kurumsal bir şirket olamaz mı? Tabii ki olabilir. Kurumsal bir şirketin sosyal sorumluluk departmanında olabilir. Bir NGO'da da aktif rol olabilirim. Ya da belki kendim bir NGO kuruyorum. Kim bilir? Tamam, bu sorum biraz random olacak. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi? Tüm insanlık aleminin herhalde üzerine tartışılan sorulardan bir tanesidir. Zor bir soru. Ama ikisi de aslında ya. Yani ne bileyim, sadece okumakla ya da sadece gezmekle olacak şeyler değildir bence bunlar. Yani okuyarak da gezebilirsin, gezerek de okuyabilirsin ama gezerken baktığında o özellikle çok eski mimari yapılara, tarihi şeylere baktığında eğer o konular hakkında okumadıysan ya da ne ifade ettiklerini ya da o anki konsepte hakim değilsen sana çok bir şey ifade edemeyebilir gezmek ve bu tam tersi için aslında okumak için de geçerli. Dolayısıyla ikisi için de biraz paralel diyebilirim. Tamam, peki son olarak bize söylemek istediğin, vermek istediğin bir tavsiye var mıdır? Yani vermek istediğim tavsiye şu ki hayatta bir noktada tabii ki her şey şans ama bunun gerisini getirmesi tamamen insanların elinde. Yani o gün benim arkadaşımla Isaac üzerine sohbet ediyor olmam tamamen şans ama benim o Isaac'i oradan alıp şu anda hayatımın çok büyük bir parçası haline getirmiş olmam tamamen benim tercihim. Dolayısıyla o ilk adımı atmak sürekli insanları korkutsa da yapılınca devamının geldiğini söylemek istiyorum. O yüzden korkmamak ve ideallerinizi gerçekleştirmek için her zaman ilk adımı atmak gerektiğini söyleyerek bitirebilirim. Teşekkür ederim Alihan bu keyifli sohbet için, bizimle tecrübelerini paylaştığın için. Experience Talks'un bugünkü sohbetinin sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.